Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ailecek gezdiğimiz bir cumartesi gününü çekmek istedim. Daha çok sessiz vlog tarzında, dışarıda konuşmadığım bir vlog oldu. Çünkü maskeyle konuştuğumda hem güzel durmuyor hem de sesimi çok duyamıyorsunuz gibi hissediyorum. Ve onu daha sonrasında yükseltmek zorunda kalıyorum. O zaman da iyi yapay duruyor. Onun haricinde de benim sınavlarım bildiğiniz üzere yeni bitti. Hatta sınavlarla alakalı iki tane video çekmiştim. Şuraya ya da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. O yüzden de sınavların bitişini ailecek kutlamak için hem de ikinci sınavlarımın bir hafta sonra başlayacak olduğu için moral motivasyon vermesi amacıyla da böyle bir ailecek gezi düzenledik. Çok çok güzel yerlere gittik. Gerçekten çok çok beğendim. Videonun iç kısımlarında konuşmadığımı fark ettim ve başlangıcı da yapmadığımı fark ettim. O yüzden başlangıcı yapmak istedim sizler için. Çok güzel yerlere gittik gerçekten. Hepsinin altta konumlarını yer at olarak yazacağım. Yani bu sınavlarınız bittiğinde ya da sınavlardan önce bir moral motivasyon istiyorsanız da gidebilirsiniz. Gerçekten çok güzel yerlerdi. Çok beğendik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kapanışta tekrardan görüşmek üzere. Evet, ilk yerimiz Haliç Sosyal Tesisler oldu. Buraya gitme sebebimiz de ilk başta bir kahvaltı edip daha sonrasında Tokkaran'ın her yeri iyice gezmek olmuştu. Gerçekten çok güzel bir yerdi. Zaten Haliç Sosyal Tesisler kahvaltı mekanını çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama çok kalabalıktı ve bu yüzden de beklerken bir sokağa girdik ve sokak gerçekten çok güzeldi. Çok güzel boyamalar ve grafiti kısımları vardı. Haliç Sosyal Tesislerin tam karşısında böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk. Tamamıyla tesadüfen karşılaşmış olduk. Sosyal tesislerde kahvaltı ettikten sonra da arabayla beraber Karaköy'e geçtik. Karaköy'den de tünel aracılığı ile beraber İstiklal'e geçtik. Tünel gerçekten çok kolay bir ulaşım aracıymış ve uzun zamandır da faaliyette olan bir ulaşım aracıymış. Burada da zaten görebildiğiniz üzere tünelin fotoğraflar ile beraber tarihi var. Tünel ile beraber İstiklal Caddesi'ne çıktık ve daha sonra ara sokaklardan başka bir yere çıktık. Bilin bakalım neresi? Masumlar Apartmanı'nın çekildiği yere çıktık. O anda çekim yapılmıyordu ama biz çıktıktan, yani oradan çıktıktan 2 saat sonra Masumlar Apartmanı'nın çekimi başladığını gördüm. Olsun, göremedik ama çok da zaten ünlüleri görme gibi bir aşkım olmadığı için benim için çok da bir şey fark etmedi. Ama eğer ki Masumlar Apartmanı'nı görmek isterseniz İstiklal'de olduğunu bilebilirsiniz. Daha sonra böyle bir sürü kafenin olduğu bir kısma girdik ve burası gerçekten bizi çok şaşırttı ve gerçekten çok çok güzel kafeler vardı. Bir sürü ünlü kafe ve bilmediğimiz kafeler vardı. Buraya daha sonra tekrar gelmek için çıktık. Hayatımda hiç görmediğim kadar çok fazla kitap evi gördüm İstiklal Caddesi'nde. İngilizce kitapların satıldığı, normal Türkçe kitapların satıldığı, eski kitapların satıldığı bir sürü ama bir sürü yer vardı gerçekten. Yani eğer ki böyle kitap evlerine merakınız varsa ve bu tarz yerleri gezmeyi seviyorsanız kesinlikle İstiklal Caddesi'ne bakmanızı öneririm. Çünkü sadece Türkçe kitaplar olarak değil, sadece yeni kitaplar olarak değil, eski kitaplar, yabancı kitaplar, her dilde kitap vardı gerçekten. Sadece İngilizce olarak da kastetmeyeyim hatta. Burada da görebildiğiniz üzere Almanca, İngilizce, Fransızca dilinde kitaplar var. Ve burası da çok ama çok renkli ve çok da düzenli bir kırtasiyeydi gerçekten.
Fiyatların normal kütahyalara göre yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hele ki az sonra göstereceğim defterler 28 TL'ydi ve o kadar ince bir deftere göre 28 TL gerçekten fazlaydı. Ama İstiklal Caddesi'nde zaten biliyorsunuz biraz daha pahalı olan bir yer. O yüzden yani ortalama diyebilirim yine de fiyatlara. Gerçekten kütahyanın iç tarafı çok çok güzeldi. Her şey çok düzenliydi ve tam benim istediğim gibiydi. Ve burada da kazanamadığım Galatasaray Lisesi'ni görüyor olabiliriz. Ve ara sokaklardan geçerken de bu sefer de Kırmızı Oda'nın çekildiği sokağa geldik. Burası kesinlikle tesadüfi bir şekilde karşılaştığımız bir yer oldu. Çok ara sokakta bir yerdeydi. Daha sonrasında ise Cezayir Sokağı'nı gördük. Burası hem Cezayir Sokağı olarak hem de Fransız Sokağı olarak geçiyor. Çok bir amacı olmayan bir sokak aslında. Çok fazla kafeyi bulundurmayan ve daha çok böyle pazar yeri gibi karışık olan bir yerdi. Burada da güzel bir kitap evine rastladım ve burada daha fazla Türkçe kitap vardı. Diğer yerde full İngilizce kitaplar vardı. Türkçe kitapların olması beni biraz daha sevindirdi. Gerçekten her dilden kitap vardı. Burada da yine mesela Nazım Hikmet'in İngilizce kitabına gerçekten bayıldım ve uzun zamandır bulamadığım bu mini kitapları da bu kitap evinde buldum. Fiyatları da normal bir kitap evinin fiyatıyla aynıydı. Hiçbir fazlalık yoktu yani. Daha sonrasında Atlas Sineması'na geldik. İstiklal'e gelmemizi sağlayan şey de zaten Atlas Sineması'ydı. Fotoğraflarını gördüm, içeriğini gördüm. Gerçekten çok çok hoşuma giden bir yer olmuştu. O yüzden de gelmek istedik. Gerçekten çok kapsamlı bir yerdi. İlk girdiğimiz yer montaj odasıydı. Burada istediğiniz gibi montaj yapabiliyordunuz. Montaj yeteneğinizi kuvvetlendirebiliyordunuz. Orada iki tane bilgisayar vardı ve bu bilgisayar ekranlarından dokunmatik olarak istediğiniz montajı yapabiliyordunuz. Ben de sizlere örnek olması için şu şekilde çektim. Galiba en sevdiğim yer olan kısım, montaj odasından sonra gittiğimiz kısımda. Burada bir sizde fotoğraf veriyorlar ve bir de tablet veriyorlar. Tablete fotoğrafa doğru doğrulttuğunuz zaman o fotoğraf canlanıyor renkli bir şekilde. O sahneyi birebir yaşıyorsunuz. Burada bir sürü film örneği var. 3 yıldızlı kupon hayırlı işi mi olur be baba? Anlamadım Recep. Susluğuz diye seni piricik mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğim. Yengeci ha? Allah yazdıysa bulsun. Onun gibi insaniyet misvetlisiyle evleneceğim mi? Evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım. Burada da eski filmleri ortaya getirerek onların yönetmenlerini, senaristlerini, yapımcılarını, türünü, yılını, konusunu ve oyuncularını öğrenebiliyorsunuz. Ben size en basitinden Yerdemir Gökbakır filmini gösterdim. İşte yapımcısının, senaristinin Zülfü Livaneli olduğunu tarzında. Film kültürünüzün gelişmesi adına buradaki olay gerçekten çok çok güzeldi. Ve burasının konusu da Yeşilcan Telefon'da. O zamanlarda çıkmış filmlerde olay olan telefon konuşmalarını direkt dinleyebiliyorsunuz. Size verdikleri telefondan da direkt oradan sesleri takip edebiliyorsunuz. Ben size sesi duyurmaya çalıştım ama kulağınıza dayayıp duyabileceğiniz tarzda bir ses olduğu için telefondan almamış tabii ki sesi. Ama gerçekten burasının da konusu çok çok güzeldi.
Ve bu kısımda yeşil ekran olarak geçiyor. Yeşil ekran kısmına gerçekten ailece bayıldık. Çünkü burada yeşil ekranın orada duruyorsunuz. Ama durmadan önce de ilk başta durmak istediğiniz sahneyi seçiyorsunuz. Ve sizi yeşil ekranla beraber oraya şokluyor. İsterseniz video seçebilirsiniz, isterseniz fotoğraf seçebilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel oldu. E-posta olarak atıyorlar size. Bize hala atmadılar ama atacaklarını umuyoruz. Atmasalar bile yine de onu yapmak çok keyifli. Ve bu kısımda filmlerdeki ses efektlerinin nasıl yapıldığını gösteriyor. Ben şimdi susuyorum. Nasıl yapıldığını sizin de görmenizi istiyorum. Burada da geçmişten günümüze kameraların nasıl değiştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl daha iyi çekimler yaptığını görmemizi sağlıyor. Bu kısım ise gerçekten çok çok estetik duruyor. Tam bir balo salonu gibi, böyle hani yabancıların filmlerinde olan balo salonlarına benziyor. Gerçekten çok güzel duruyordu. Burada sanki bir gölge oyunuymuşçasına kendiniz istediğiniz karakteri oynatabiliyorsunuz. Siz ekranın oynattıkça karşıdaki yerde görebiliyorsunuz nasıl oynatıldığını. Burası da gerçekten hani böyle çocuklar için çok çok eğlenceli bir yerdi. Gerçekten İstiklal'e giderseniz eğer ki mutlaka uğramanız gereken bir yer. Bir sürü yeni kitap var, bir sürü özel basım kitap var, bir sürü çizgi romanlar var, yeni çıkan kitaplar var. Yani ne istiyorsanız o var. Her yaş grubuna uygun olan kitaplar da var. Benim girmediğim bir kısım vardı. Orada çocuk kitapları vardı. Yani ben çocuk kitaplarıyla çok ilgilenmediğim için oraya girmedim. Ancak siz hani çocuğunuza ya da bir kardeşinize, kuzeninize çocuk kitabı almak istiyorsanız o kısma girip çocuk kitaplarına bile bakabilirsiniz. Artı olarak böyle duvardan sarkan kağıtlar da çok hoş duruyordu. Üst tarafı da gayet güzeldi. Burası bir kafe değil. Sadece kitap evi, bookstore olarak geçiyor. Ama yine de hani çok güzeldi. Çok güzel kitaplar bulabileceğiniz bir yerdi. Ve artı olarak da Sabahattin Ali'nin kitaplarında, yeni çıkan kitaplarda bolca indirim vardı. Sonrasında bir şeyler yemek ve içmek için de Viyana kahvesine geldik. Gerçekten Viyana kahvesi çok çok iyi bir mekandı. Ben kahve içtim ama annemin San Sebastian'ından da tattım ve gerçekten eğer ki Viyana kahvesine yolunuz düşerse mutlaka San Sebastian yiyin. Çünkü çok çok iyiydi. Ondan sonra da yolumuzun üzerinde olduğu için Galata Kulesi'ne gittik. Ve daha sonrasında bu küçük gezimizden aldığım birkaç şeyi göstermek istedim. Bu bal mumu, %100 ev yapımı ve Galata Kulesi'nin aşağısında bir dükkan vardı. Oradan aldım. Daha sonrasında ise kitaplar var. Kitaplarda Yapı Kredi Yayınları'ndan almış olduğum Sabahattin Ali kitapları. Bu kitaplar gerçekten çok çok uygundu. Zaten Yapı Kredi Yayınları çok pahalı bir yayın değil. Ama üzerine artı olarak da bir indirim geldiği için kitapları gerçekten çok uyguna aldım. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az önce de gördüğünüz gibi çok çok güzel yerlere gittik. Benim favori yerim Atlas Sineması oldu gerçekten. Tabii ki sinemaya giremedik çünkü şu anda koronadan dolayı sinemalar kapalı. Ama iç kısımları o kadar güzeldi ki, Yeşilçam'la alakalı olan kısımlar, böyle
Ya her şey çok güzeldi. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Ondan sonraki en favori yerim de Yapı Kredi oldu. Gerçekten çok büyüktü ve hani alabileceğiniz bir sürü kitap. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak isterseniz de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.